بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين عزيز المؤمنين أصيل المسلمين geçen ders mescit ve cami üzerinde gerekli mevzuları anlatmaya çalışmıştık. Ve bu mevzu üzerinde biraz daha durulması icap ettiğini haber vermiştik. Bilindiği gibi Allah'ın evi diye isim verilmiştir. Allah'ın evi. Allah'ın evi bir izafet manası içinde ele alınmamalı, bir mecazi mana içinde düşünülmeli. Zira Allah-u Teala mekandan ve zamandan münezzehtir. Yani mahlukatın hakkında düşünülen mekan, Allah-u Teala hakkında düşünülmez. Allah'a mekan tayin etmek mümkün değil. Allah'a zaman tayin etmek yine mümkün değil. Çünkü zaman ve mekan tayinlerini biz yapıyoruz. Bizim akli kavramlarımız yapıyor. Bu itibarla Allah-u Teala mekandan münezzehtir diyoruz. Öyleyse Allah'ın evi ne demek? Allah bir mekana ihtiyacı olmadığına göre Allah'ın evi demek de neyi kastediyoruz? Bu manayı İslam alimlerimiz şöyle izah ediyorlar. Allah'ın evi demek orada Allah'a ibadet edilen ev demektir. Allah'ın ismi çok çok zikredilen yer. Allah'tan başka hiçbir meselenin geçmediği yer. Allah'ın isminin en fazla zikredildiği, hatırlandığı yer. Allah'a secde edildiği yer. Allah'a kulluk yapıldığı yer, dolayısıyla Allah davasına tahsis edilen yer. Bunun içindir ki Allah'ın evi denilmiş. Allah'tan çok bahsedildiği, Allah'a ibadet edildiği, Allah'a ait meselelerin, ilahi mevzuların konuşulduğu, Allah'tan başka meselenin cereyan etmediği bir mekan. Allah'ın evi denilmiş olur. Aziz müminler, demek ki bir milletin Müslüman olabilmek veya İslam'ı yaşayabilmek haysiyeti ve iktidarı ancak mescitlerde ve camilerde zuhur edecektir. Camilerden zuhur edecek. İslami gelişmelerin ve İslam'a derin bir alaka duymanın yegane tecelli makamı ve mekanı camiler. Geçen ders dedik ki, bir memlekette İslamiyetin, dini İslam'ın geliştiğini, yaşandığını, İslam dinine çok köklü bir alaka gösterildiğini anlamanız için nereye bakacaksınız? Camilere. Camilerde cemaatler kol kola, omuz omuza bir araya gelebiliyorlarsa,
camilerde Müslüman zenginler, sermaye sınıfı, zengin sınıf camilerde yer alabiliyorsa, bir memleketin valisinden tutun da bütün emniyet mensuplarına kadar hakimi, savcısı, avukatı, kaymakamı o camide namaz kılıyorlarsa, bir memleketin öğretmenleri, öğrencileri, gençleri, gençliği camilerde yer alabiliyorsa, o memlekette İslam hakim demektir ve İslami gelişme var demektir. Ölçüsü budur bu. Hiç kendimizi kandırmayalım. Fakat araştırınız, inceleyiniz, bu açıdan Müslüman dediğimiz Türkiye'nin durumu bir felaketten başka bir şey değildir. Hangi camiye giderseniz gidin, okumuşlar takımını, mürekkep yalamış takımını, üniversite mensubu ve mezunu olan takımı camilerde göremezsiniz. Zengin para babalarını, sermaye sınıfını camide göremezsiniz. Onlar gazinoların peşindedirler. Onlar kumarhanelerin peşindedirler. Onlar diskoteklerin peşindedirler. Onlar gece kulüplerinin peşindedirler. Onlar dansözlerin ve şantörlerin peşindedirler. O halde siz böyle bir memlekete Müslüman memleket mi diyorsunuz? Vallahi aldanıyorsunuz. İslam'ın gelişmesini tespit etmek ve teşhis etmek için bu ölçüye bakacaksınız. Bu memlekette gazino reklamı yapan bir gazete, açıyorsunuz gazetenin orta sayfaları varsa ahlaksızlık bataklığı, namus bataklığı, fuhuş bataklığı halinde çalışan gazinolar ve gece kulüpleri varsa, onların resimlerini ve isimlerini, onların reklamlarını basıp satan bir gazete, bu memlekette 700 bin adet satış yaparsa, o memleket Müslüman memleket değil. Kimse kimseyi kandırmaz. Politikacılara son derece kızıyorum. Müslümanları kandırmaya kalkıyorlar. %99'u memleketin Müslümanmış. Kahkahayla gülmek lazım bu davaya. %100, %99'u Müslüman da bu memleketin niçin çıplak kadın resmi basıp satan, gazino reklamı yapan bir gazete 700 bin adet satıyor memlekette? E Müslümanı ya! Bütün gün zengin gazinoların bir masasına oturup bir gece eğlenmek için 100 bin lira para harcayan ahlaksız zenginlerin reklamını yapan bir gazete bir memlekette 700 bin adet satarsa o memlekete siz İslam memleketi mi diyorsunuz? Ben kabul etmiyorum. İslam sadece isimden ibaret ise, İslam sadece bir resimden ibaretse, İslam bir markadan ibaretse, İslam bir şekilden ibaretse, ona zaten biz İslam demiyoruz ve hiçbir ölçüye de uğramıyoruz zaten. Efendiler, bu böyle gitmez. Bakınız vaktiyle Orta Doğu'nun Paris'i dedikleri bir yer vardı. Orta Doğu'nun Paris'i. Paris, dünyada en çok zina edilen memleketlerden birisi. Nasip oldu, gittik gördük, Paris'i gördüm ben. Din görevlisi olarak gittiğimiz esnada gezdim. Gücümüzün yettiği kadar gezip görmek de tükenerek memleket değil tabii. Korkunç bir memleket. Son derece maddi planda şekillenmiş, heykel haline getirmiş memleket Paris. Ah buyurun, Sex Street diye, Sex Street İngilizce, fuhuş caddesi diye, Fransız devleti bir fuhuş caddesi açmış, o caddede günün 24 saatine zina yaptırıyor. Sex Street, fuhuş caddesi. Ve sadece insanlarla fuhşiyatı bırakmışlar,
aynı zamanda ah buyurun huzurunuzda teeddüp ederek söylüyorum ama vakayı anlatmak için söylüyorum. Köpeklerle zina yapan kadın pavyonları açmışlar. Paris'te. Köpekler böyle kadınlara sarılmış, vallahi zina ediyorlar. Animal sex filan diye İngilizce hayvan, hayvanlarla kavuş filan diye bile panayır açmışlar, pavyon açmışlar. Yeryüzünün en korkunç namus bataklığı, kufiyat etmiş. Daha söylenecek şeyler var da vallahi utanıyorum cemaatimden ve şu münezzeh kürsüden hayal ediyorum. Korkunç bir hadise. İngiltere daha bir facia halinde. İngiltere, baş şehri Londra, bir fuhuş bataklığı, bir zina bataklığı. Ama tabii bunun yanında fabrikaları, sanayi sistemleri, uçak yapan, makine imal eden, motor imal eden sistemleri de var. Onları inkar etmiyoruz. Fakat ne kadar yazıktır ki bizim memleketimizin aydınları, aydın sınıf hani okumuş, üniversite mezunu, mensubu falan filan diye bir de etiket almış, mühendis beyefendi, bilmem ne beyefendi, gazeteci yazar. Bunlar Avrupa'nın bu sanayi sistemlerine dikkat etmezler de gece kulüpleri rağbet ederler. Medeniyet dendiği zaman Avrupa'nın kimya laboratuvarlarını alıp memlekete getirmeyi kastetmezler de oradaki diskotekleri getirmeyi kastederler. Çağdaşlaşma diye buna diyorlar. Çağdaşlaşma. Yani ne çirkin bir kelime bu çağdaşlaşma. Şu kelimedeki rezalete bakın ya. Efendim muasır medeniyet seviyesi, çağdaş uygarlık düzeyi. Neymiş efendim? Memleketin her köşesinde bir meyhane açılacakmış. İstanbul Boğazı'nın bir ucundan bir ucuna gazinolar inşa edilecekmiş. Ha, işte çağdaş uygarlık düzeyine kavuştuk demekmiş. Öyle anlıyorlar. Avrupalılaşmanın kökü vallahi buraya dayanıyor. Biraz sonra misal vereceğim. Tabiat güzelliği itibarıyla dünyanın bir cenneti halinde olan İstanbul, bir gece kulüpleri, bar ve pavyon şehri haline gelmedi mi? Görmüyor musunuz rezaleti? Çağdaş medeniyet buna mı söylüyorlar? Çağdaş medeniyet demek, Amerikan kovboyların, sığır çobanlarının atın sırtında dolaşan Amerikan kovboy, yavur Amerikalıların kot pantolonunu kadınımızın, kızımızın bacağına geçirip de önden ve arkadan avret mahallini ortaya koyarak sokakta dolaşmaya mı medeniyet diyorsunuz siz? Ne alakası var medeniyetle bunun? Çağdaş medeniyet. Düşmanıyım bu kelimenin. İlmi manada almıyorlar bu kelimeyi. Seks manasında fuhşiyat, lübiyat, rezalet, sefalet manası içinde ele alıyorlar ki senelerdir Avrupalaşacağız. Avrupalılaşacağız, batılılaşacağız, Avrupa medeniyetine kavuşacağız diye hani sanayi sistemleriniz, hani muazzam motor fabrikalarınız, hani uçak sanayiniz, hani muazzam endüstriyel sistemleriniz, hani kimya laboratuvarlarınız, hani fizik ve atom karargahlarınız. Bunlardan hiçbirisini gerçekleştiremediler. Hiçbirisini gerçekleştiremediler. Ama bol bol diskotek getirdiler, bol bol bar ve pavyon getirdiler, bol bol rezaletler ithal ettiler ve bol bol viski şişeleri geçen aylardan birisinde 200 bin şişe viski ithal ettiler. Şarap, rezalet, alkol taşıyorlar. Medeniyet diye siz Avrupa'nın alkolizmine mi söylüyorsunuz? Böyle medeniyetlere rağbet edilene çabuk çökmüşlerdi, biraz sonra göreceksiniz. Efendiler, mescitlere rağbet azalıyor ve fakat onun dışındaki hayata alaka çoğalıyorsa o memlekette İslami hayatı ve İslami gelişmeyi iddia edemez. Şöyle ki, bakıyorsunuz, efendim, döviz dar boğazıymış,
efendim sıkıntılar, iktisadi sıkıntılarmış, efendim petrol darlığıymış, efendim yağ darlığı, şu darlığı, bu iktisadi zorluklar, sıkıntılar, ekonomik darboğazlar, hiç bunlara algılan var mı? Gidin bir akşam sizi davet ediyorum. Boğaza doğru, İstanbul Boğazı'na doğru şöyle bir ekip kurun Müslüman arkadaşlar. Bir teftiş edin, ibret-i alem için gezin. Bütün gazinolar tıpın tıpın vallahi dolu taşıyor. Ne darboğaz dinleyen var, ne memleket meselesini dinleyen var, ne fakir fukara eziliyormuş diye düşünen var, ne şu buhranı ne bu buhranı, olanca dehşetiyle sermaye sınıfı bu memlekette dansöz oynatıyor ve dansözlerin göbeğine, sırtına, bilmem neresine sükürükleriyle binlerce lira yapıştırıp dans ediyor, keyif ediyor. Bu memlekete İslam memleketi demeyiz. Allah'tan korkunuz. İslam'ı hakim kılıncaya kadar, İslam'ı hakim kılıncaya kadar sakın ha bu kelimeyi kullanmayınız. Aziz kardeşlerim, Orta Doğu'nun Paris'i denilen yahut Londra'sı, Londra nedir? Demin dedim ki, buna rağmen onların fuhşiyatı, onların rezaletleri, karnavalları, faşinkleri, festivalleri olduğu gibi ona mukabil sanayi sistemleri, sanayi pazarları da var. Bizimkiler Avrupa'nın faşingini almasını biliyorlar da Avrupa'nın iktisadi sistemini almasını bilmiyorlar. Bunu iddia edip ispat ediyor. İşte memleketin hali. Hani kalkınma, hani yükselme, hani teali ve terakki? Bunu kimseye bağlayamazlar. Senelerden beri İslam'ın katiyen hakimiyeti yok memlekette. Senelerden beri din ayrı, devlet ayrı. Dini İslam devlete karışmıyor. Öyle değil, hepiniz biliyorsunuz. Dini mübini İslam devlete katiyen karışmıyor. Laiklik var. Din devlete karışamaz. Zaten karışamıyor ki, karışmıyor zaten. Peki dini İslam devlete karışmıyor, devlet planlama teşkilatına karışmıyor, İslam hiçbir şeye karışmıyor, karışmıyor. Peki niçin senelerdir kalkınamadınız? Niçin fabrika bacaları kuramadınız? Niçin Ay'a gidemediniz? Niçin atom merkezi kuramadınız? Niçin atom santralleri kuramadınız? Siz yükseldiniz de İslamiyet sizi geri mi koydu? Siz fabrika temelleri attınız da hocalar gelip orayı mı yıktılar? Vallahi yalan söylüyorlar. Dini İslam devlete karışmıyor ki. Hiç karışamıyor. Hiç gücü enerjisi yok zaten. E niye kalkınamadınız? Bunun sorumlusu İslamiyet mi? Bunun sorumlusu hocalar mı? Bunun sorumlusu müftüler mi? Vaizler mi? Ne alakası var? Kimse İslamiyet'i suçlandıramaz. Kimse hocaları suçlayamaz, kimse Müslümanı suçlayamaz, Müslümanın, dini İslam'ın devlete müdahalesi yok hiç. Öyleyse niye kalkınamadınız? Hani dünya çapında bir atom merkeziniz? Hani Nobel armağanı alacak fizikçileriniz, kimyagerleriniz? Hani elementler üzerine çalışan insanlarınız? Hani yeraltı kaynaklarını niçin çıkaramadınız? Bir dağın derinliğinde Anadolu topraklarının bağrında yatan petrolü aradınız, buldunuz da hocalar gelip o petrol kuyusunu havaya mı uçurdu? Utanmaz herifler. Siz dağın göbeğindeki krom madenlerini, fosfat yataklarını, demir yataklarını işlettiniz de bin adamlar gelip başınıza mı söketti? Kimse hocaları suçlandıramaz. Hocaların sözü geçmiyor ki, hocaların kaç paralık kıymeti var memlekette? Bir gün televizyona bir hoca çağırılıp da dört kelime konuşma fırsatı verildi mi? Kimi kandırıyorlar bunlar? Dini İslam'ı suçlandırabilirler mi? Hacıyı, hocayı suçlamaya kimin ne hakkı var? Okullarda din
din ile alakalı ne var? Bu nesli biz mi okuttuk? Şimdi kapısında jandarma bekleyen mekteplere hocalar girip çıkabildi mi şimdiye kadar? Bu çocukları hocalar, din hocaları, müftüler, vaizler mi okuttu böyle oldu? Hayır, siz okuttunuz. Siz dediniz ki, biz mekteplere Kur'an-ı Kerim'i sokmayacağız, yükseleceğiz, aya çıkacağız dediniz. Palavranız boş çıktı, bomboş çıktı. Bir şey kazanamadınız. En sonunda mektepleri açabilmek için jandarmayı diktiniz kapısına, utanmadınız. Ne eğitim sistemi bu? Hangi mektepten bahsediyorsunuz? Siz bu neslin yetiştirilmesinde hocaları, müftileri, vaizleri suçlandırabilir misiniz? Kimsenin hakkı yok İslam'ı suçlandırmaya. Kimsenin hakkı yok bu kürsülerde konuşan hocalara bir şey söylemeye. Söz sahibi değil ki hocalar. Onları iyi tespit ediniz. En ufak bir hileye aldanmayınız kardeşlerim. Allah aşkına sizi Kur'an'a ve Kur'an çizgisine davet ediyorum. Benim başka bir felsefem, benim başka bir davam, benim başka bir siyasi gayretim ve gayem yok. Şurada bir Kur'an-ı Kerim var, ben bunun kulu kölesiyim, sizi bu davaya çağırıyorum. Başka bir şey yapmıyoruz zaten. Evet. Bir Londra özlemi içinde çırpınanlar, Londra'nın kumarhanelerini Türkiye'ye taşıdılar ama kimyahanelerini taşıyamadılar. Paris'teki muazzam sanayi sistemlerini getiremediler. Fakat Paris'in seksini ve fuhşunu İstanbul'a getirdiler. Ve buna medeniyet seviyesi diyorlar. Çağdaş medeniyet diyorlar. Bu kelimelere aldanıyor muyuz zannediyorlar? Ve hiç kimse bu milleti Allah'ın lütfu inayetiyle yaklaşan 1400. Hicri yıl hürmetine Müslümanlar görünürde bir şey olmasa bile alttan alta, derinden derine öyle bir uyanacaklar, baharın cemresiyle, suya düşen cemreyle, toprağa düşen cemreyle, havaya düşen cemreyle nasıl çayırlar ve çiçekler kaynıyorsa bir gün gelecek İslam bahar kaynayışı gibi kaynayıp Türkiye'ye bütünüyle İslam hakim olacak diyor. Henüz cemreler düşmedi. İslam kayıtsız sözsüz şu mukaddes topraklara, şu şehit topraklarına, Ulu Batlı Hasan'ın toprağına, Fatih Sultan'ın toprağına İslam hakim olacak diyor inşallah. Ötleri pas, gazinocuların, meyhanecilerin, kumarhanecilerin, Müslümanları ölmüş mü zannediyorsunuz? Siz Müslümanları köle mi zannediyorsunuz? Müslümanın sesi çıkmıyorsa cenaze mi zannediyorsunuz? Meyyet mi zannediyorsunuz? Müslümanın sesi çıkmıyorsa edep ve hayasındandır, sabır sebatındandır, iffet ve namus anlayışındandır. Ama bir gün bu haddi de aşar, bunca rezaletlere rağmen Müslümanları suçlamaya kalkarlarsa korkunç bir şekilde cezalı olacakları bilmeleri lazım gelir. İslam'ın kimseye bir karıştığı var mı? İslam dini devlete müdahale etmiyor. İslam dini mekteplere karışmıyor. İslam dini sokaklara karışamıyor. İslam dini kıza karıya karışamıyor. İslam dini parlamentoya karışamıyor. İslam dini tamamen atılmış, unutulmuş. Kim suçlamaya ne hakkı var? Onun için mütemadiyen çağdaş medeniyet diye Avrupa'nın rezaletlerini, festivallerini, faşiklerini, defilelerini ve güzellik kraliçeleri seçimlerini getirdiler. Avrupa güzellik kraliçesi seçimine Türkiye çıplak bir kadın göndermezse medeni olamıyormuş. Vay utanmaz oğlu utanmazlar. Medeniyet bu mu demek? Çağdaş medeniyet bunu mu anlıyorsunuz? Yani Türkiye Avrupa güzellik kraliçesi seçimine çırçıplak soyduğu zavallı masum bir kız çocuğunu göndermezse medeni olamıyor mu? Ne korkunç bir iftira görüyor musunuz? Yani Türkiye'de diskotekler açılmasa çırçıplak kadınlarla
erkekler birbirine sarhoş sarhoş sarılıp sabahlara kadar kızıl bir ışık altında, kırmızı lambaların ve ampullerin altında zina etmese, dans etmese medeni olamıyor mu Türkiye? Bu zihniyet yıkılacak. Bu zihniyeti müdafaa eden bütün basın matbuat iflas edecek. Müslüman uyanacak. Müslüman bu çağdaş medeniyet yalanını anlayacak. Çabuk kavrayacak inşallah Teala. Bahar mevsimi gelecek. İslam'ın da baharı var. İslam'ın da baharı var. Müslümanlar çok aldatıldı, çok atlatıldı. Ama bunun bir sınırı olacak tabii. Bir takım palavralarla televizyon ekranlarına çıkıp da bilmem ne profesörü çağdaş medeniyet seviyesine kavuşuyoruz gibi laflar atmasına bu millet inanmayacak. Ve aldanmayacak inşallah Teala. Aziz kardeşlerim, Orta Doğu'nun böyle bir Paris'i vardı. İçinde Müslümanlar da, yarısından çoğu Müslümandı. Lübnan'ın baş şehri Beyrut. Dünyanın en büyük kumarhaneleri Beyrut'taydı. Dünyanın en büyük kumarhaneleri Beyrut. Orta Doğu'nun Paris'i filan demişler. Dünyanın en büyük dansözleri ve şantözleri, fuhuş yapan karıları Beyrut'ta toplanmıştı. Nüfusunun yarısından çoğu da Müslümandı. Ses çıkarmadılar. Sesleri çıkmadı oradaki Müslümanların. Müdahale edemediler. Bu rezalet yuvalarına karşı çıkamadılar. En sonunda bombalarla ve silahlarla, iç harpleriyle, iç çatışmalarıyla Beyrut dünyanın bir viranesi, yıkık bir harabesi haline geldi. Başlarına yıkıldı Beyrut onların. Görmüyor musunuz? İbret almıyor musunuz? Lübnan ne hale geldi? Bir takım saçma sapan isimler, sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar, şu rezaletlere bakın. Sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar, dünyanın en büyük yalanlarıyla Cenab-ı Hak başlarına yıktı Lübnan'ı, yıktı Beyrut'u. Perişan etti. Rezil-i rüsvay oldular. Siz misiniz bu kumarhanelere seyirci olan? Siz misiniz bu zina evlerine, fuhuş evlerine müşteri olan? Siz misiniz sesle çıkartmayan? Siz misiniz emri bil marufu terk eden? Siz misiniz nehy-i münkeri terk eden? Efendiler, İslam hayatını müdafaa etmeyen insan, emri bil marufu terk etmiş olmasından dolayı yeryüzünün en hayırlı ve faziletli ümmeti olmak şerefini kaybeder. Hepiniz biliyorsunuz, Kur'an-ı Mübin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetine yeryüzüne gelmiş ve geçmiş bütün ümmetlerin en hayırlısı diye hitap ediyor. Ümmet-i Muhammed yeryüzünde diğer ümmetlerin en hayırlısıdır. Hazreti Musa'nın ümmetinden çok hayırlı. Hazreti İsa'nın ümmetinden çok hayırlı. Hazreti Nuh'un, Hazreti Şuayb'in, Hazreti İbrahim'in ümmetinden çok çok daha hayırlı bir ümmettir benim, Muhammed Mustafa'nın ümmeti diyor Cenab-ı Hak. Bizzat böyle tespit ediyor. Nerede söylüyor bunu hocam? Kur'an-ı Mübin kardeşim, bizim ölçümüz, mizanımız, miyarımız, metremiz hep Kur'an-ı Kerim. Biz Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şey söyleyemeyiz. Allah'tan korkan bir hoca, Allah'tan korkan bir vaiz, Kur'an'ın ve sünnet-i Muhammediye'nin dışında size bir kelime söyleyemez. Rezil olur mahşerde, rezil olur yevmi kıyamette. Kitabından başka bir şey konuşamaz. Bu kürsüde Cenab-ı Risalet Mead Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden başka bir şey konuşulamaz. Bu kürsüde Evliyaullah'ın sözlerinden, fukahanın, ulemanın, sülehanın sözlerinden başka bir şey konuşulamaz. Burada atmasyon, burada efendim saçma sapan şeyler söylenemez. Bu kürsülerde Allah'ın kitabı konuşur. Allah'ın kitabına saçma sapan diye
ayet-i kerime uyduruyorsa zaten onun kalbinde zerre kadar iman olmamıştır. İman yerleşmemiştir ona. Aziz kardeşlerim, Lübnan böyle yıkıldı, mahvoldu gitti, iç harbine sürüklendi, iç harbi. Çünkü oranın Müslümanları korkunç diyeceğim şekilde eğlenceye düşmüşlerdi, şehvete düşmüşlerdi. Hiçbir günahı, suçu, vebali olmadan bir kahrehane silahlı haydutlar tarafından taranıyor, insanlar tavuk ölüsü gibi ölüp dökülüyorlar. Kapısının önünde kurşunlanan insanlar, atılan bombayla göz çukurları oyulan, kemikleri etrafa fırlayan insanlar, cinayetler, kavgalar, zulümler, ölümler, isyanlar ve bir ihtilal hazırlığı hazırlanıyor. Hepsinin hedefi sermaye sınıfı, zenginlerin, zengin sınıfın bütün sermayesine, bütün bankadaki paralarına, bütün mülkiyetlerine, bütün fabrikalarına, bütün üretim kaynaklarına el koymak için çırpılan, çalışan, yer altında kurulan teşkilatlar var. Ve bunlar adam öldürüyor. Bunlar Müslüman milletin insanlarını bir hayvandan daha ucuzmuş gibi, hayvandan daha haysiyetsizmiş gibi durmadan kurşunluyorlar, durmadan biçiyorlar, durmadan kan içiyorlar. Ve bu memleketin zenginleri ne yapıyor? Bu memleketin okumuşları, bestecileri, münevveri, şusu busu, sanki hiçbir şey olmuyormuş da bir sinemada Amerikalıların oynattığı bir kovboy filmi oynuyormuş gibi tereden seyrediyorlar. Kovboy filmi mi seyrediyorsunuz siz? Şaka mı zannediyorsunuz bu hadiseleri? İşte Lübnan be kardeşim. İşte Lübnan. İşte bütün Vietnam. İşte Kore. İşte Yemen. İşte Çekoslovakya. İşte Romanya. İşte Bulgaristan. Hep böyle olmuştur. Bütün dünyada. Kenardan seyretmek mümkün mü hadisi? Siyasi partiler bir felaket. O ona hücum ediyor. O ona küfrediyor. O ona sataşıyor. Kavgalar, gürültüler, gümbürtüler. Bir taraf başka, öbür taraf daha başka. Herkes şaşkın, dalgın, düşkün. Herkes mal, mülk sevdasında. Herkes senet, sepet kavgasında. Herkes benzin kuyruklarında. Sanki harıl harıl benzin tökülse memlekete. Memleket cennet olacakmış gibi. Ve herkes arabasının deposunu doldurmak sevdasında. Ama çocuğunun kalbinde iman kalmamış. Ama çocuğunun ruhunda hayal-i iddet kalmamış. Ama evinde huzur kalmamış. Kimse bunu düşünmüyor. Böyle topluluk Müslüman olur mu kardeşim Allah aşkına? Can pazarında insanların çatır çatır öldürüldüğü bir toplumda İslam olur mu? Her zaman söylüyorum şu hükmü. Yine söyleyeyim. Tekrarında muhakkak fayda var. İslam ahkamına göre, İslam fıkhına göre, ibadet sistemine göre İslam'ın dört mezhepte de hüküm şu, insan hayatıyla alakalı hükmü söylüyorum. Biliyorsunuz çok söyledim bunu. Ama tekrar edeceğim. Bir Müslüman cemaat cami-i şerifte, bir mescitte, bir camide toplanıp o vaktin farz namazını cemaat halinde kılarken, cemaat halinde namaz kılıyorsunuz. Mesela cuma namazının farzı şimdi. Cuma namazının farzını kılacağız bu. Mühim bir namazdır bu. Mühim bir ibadettir cuma namazı. İslami kaynakları açın okuyun. Mazereti olmadan hiçbir meşru mazereti, hiçbir meşru mazereti yok herif. Ama Müslümanım diyor, müminim diyor, elhamdülillah ben de Müslümanım diyor. Böyle söylediği halde hiçbir meşru
olmadan üst üste üç defa cuma namazına katılmayan insan münafıklar defterine kaydedilir diyor. Önemli bir namaz bu, cemaat namazı bu. İslam cemaatinin namazı bu. Hristiyan cemaatleri pazar günü toplanıyor kilisede. Her Hristiyan cemaati kilisede papazlarının başkanlığında kilise toplan, pazar günü toplanıyorlar. Yahudi cemaatleri de sinagoglarında, havralarında, sinagoglarında haham başlarıyla, hahamlarıyla cumartesi günü toplanıyorlar. Müslüman cemaatler de cuma günü toplanıyorlar. Müslüman cemaatin unsuru olmanız için devamlı cumaya katılacaksınız. Hiçbir kanuni madde Müslümanı cuma namazından geri koymaması lazım. Kanunlar, sistemler, nizamlar Müslümanı cuma namazı kılmaktan geri koyuyorsa Müslümanın vicdanına bir darbe indirmiştir. Darbe indirmiştir. Evet, cuma, tutmuşsunuz cuma namazının farzını kılıyorsunuz, cemaat halindesiniz, uydum imama demişsiniz, Allah'ın divanındasınız, Allah'ın mutlak huzurundasınız, bundan daha muazzam bir makam, bir huzur olamaz, Allah'ın makamından daha büyük makam mı var? Tamam, böyle namaz kılarken, o caminin dışında, avlusunda, etrafında bir ses, bir feryad-ı figan işitilse, ne gibi? İmdat, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye bir feryat, bir bağırtı, bir velvele, bir ses işittiğiniz zaman, o anda namazdasınız, cemaat halindesiniz, İmama uymuş namaz kılıyorsunuz, farz namazdasınız, Allah'ın divanındasınız. Ne yapacaksınız? Dört mezhebin imamı ve müştehidi de diyor ki, derhal o imdat can kurtaran yok mu diye o sesi işiten Müslüman cemaat, derhal kıldıkları namazı anında kesip o hayatı kurtarmaya gideceklerdir. O sesin, o kurtuluş isteyen insanın hayatına ve imdadına gitmezler de namaz kılmaya devam ederlerse o namaz kılmaya devam eden Müslümanların tamamı cehenneme odun olurlar buyurmuşlar. İslam cemiyeti buna denir. İslam cemaati buna denir. İnsanların hayvan gibi doğrandığı cemiyete Müslüman cemiyetinde gözü dönmüş kafir komünist eşkıya bir belediye otobüsünün içinden iki tane delikanlıyı çeke çeke alıyor, götürüp bir sefer kurşuna diziyor, cemaatin, Müslümanların hiçbirisinin ağzı açılmıyor. Ne Müslümanı bu cemaat bu? Böyle boynu bükük, pısırır, garipler, dörtlek, ahmak, böyle toplu Müslüman olur mu be? Milletin sahibi sensin. Sen seçip gönderdin milletvekillerin meclise. Bugünkü milletvekillerini başkası mı siz seçtiniz? Niye şöyle kırtlağını sıkıp da niçin memlekete sahip olmuyorsunuz diyemiyorsunuz? Milletvekili benim kölem gibi hizmetçimdir benim. Bir milletvekili bu memleketin hizmetçisi olmak zorundadır. Efendi olamaz. Milletvekili milletin efendisi değil, hizmetçisidir. Lüks ve konfor altında, yalılarda, köşklerde, binlerce lira para almak suretiyle bu fukara, bu borçlu, bu döviz darboğazı geçiren borçlu milletin maaşını alarak hem de keyfini sürüyor. Ne ölenlerin hakkı aranıyor, ne vurulanların, ne ezilenlerin, ne üzülenlerin, ne kan ağlayanların hesabı soruluyor. Ne demokrasisi bu? Siz demokrasi mi diyorsunuz bu hale? Ben inanmıyorum, bilmiyorum başkasını. Ve beni kimse de inandıramaz ya. Gelsin konuşalım. Efendiler, Orta Doğu'da Beyrut'tan sonra en büyük zina ve fuhuş merkezlerinden birisi de İran Şahı'nın idare ettiği İran'da İran'ın başşehri Tahran idi. Dünyanın en büyük dansözleri Tahran'daydı. En büyük fuhuş orada yapılıyordu.
karşı gazinolar, diskotekler, fuhuş merkezler açılmıştır. Bak orası da ne hale geldi. Orası da ne hale, fuhşa hizmet eden, zinaya hizmet eden, rezalete hizmet eden, zulme hizmet eden İran şahı dünyada sığınacak yer bulamıyor şimdi. İbret değil mi bu zalimlere? İbret değil mi şu hadise yahu? Fuhşu alkışlayan çağdaş medeniyettir diye Avrupa'nın diskoteklerini Müslüman İran topraklarına dolduran, mahramı bir zina merkezi haline getiren İran şahının başına gelenler zalimleri uyandırmayacak mı? İkaz etmeyecek. Bak sığınacak yer bulamıyor dünyada. Kime kalmış bu dünya? Hangi şaha, hangi padişaha kalmış? Bu dünya hangi iktidara kalmış? Hangi hükümetlere kalmış bu dünya? Niçin, niçin ibret almıyorlar? Niçin ıslah ve İslam olmuyorlar? Niçin insanlığa hizmet etmiyorlar? Evet, zulüm ve fuhuş rezaletlerinin istila ve işgal ettiği memleketler batmakla karşı karşıya geldi. Şimdi gazetelerden duyuyoruz, İran Şahı'nın döneminde, zamanında yeryüzünde en çok tutulan bir dansöz varmış. Gazetelerden okuyup anlıyoruz, yoksa bizim bildiğimiz yok tabii. Dünyada milyarderlerin, milyonerlerin, trilyonerlerin, Orta Doğu ve bilmem ne zenginlerinin en çok seyrettiği, dans ederken seyrettiği bir dansöz varmış. Adına Şehnaz diyorlarmış. Şehnaz tabi İran'ı terk etmiş, kaçmış. Beyrut'a gitmiş, Beyrut'ta yıkılmış ki herkes can derdinde, herkes yıkılmış birane içinde, canının derdine düşmüş. Şimdi Türkiye'ye geliyormuş bu beynelmilel fahişe, bu dansöz. Türkiye diyormuş çok güzel, muazzam dansa, eğlenceye rağbet ediyorlar. Bir masada 100 bin yiyip zenginler gidiyor diyor. Türkiye'de mi karnaval şehri olacak? Türkiye'de mi bir fuhuş merkezi haline gelecek? İnşallah fırsat bulamayacaklar. İnşallah fuhşiyatın, küfrün, belaletin, sapıklığın kökü bu memleketten kazanacak inşallah. Beynelmiler rezaletler, beynelmiler kefazelikler, beynelmiler bütün fuhşiyat bu memlekette de tutulamayacak Allah'ın lütfuyla. Biz ilim peşindeyiz. Biz medeniyet diye bir sanayi, bu milletin açlarının doyurulmasını kastediyoruz. Bu milletin yoksullarının doyurulmasını istiyoruz. Bu milletin sefaletten kurtulmasını istiyoruz. Bu millette, bu milletin içinde aç, aç halde, karnı aç iken yatağa kimsenin girmemesini istiyoruz. Biz medeniyet diye buna söylüyoruz. Çağdaş medeniyet diye buna denir. Yoksa bir takım alçak zenginlerin gece kulüplerinde ve gazinolarda çılgınca eğlenip bir gecede rezervasyona 100 bin lira yatırıp eğlenmesine, dansöz seyretmesine, şantöz oynatmasına biz medeniyet demiyoruz. Bize kimse medeniyet dedirtemez bunları. Aziz ve asil kardeşlerim, yıkılmadan, memleket parçalanmadan Allah aşkına uyanın. Lübnan gibi olmadan, Beyrut gibi olmadan Türkiye, Vietnam gibi parçalanmadan, bölünmeden, yıkılmadan, çökmeden uyanın, uyanın Allah aşkına, uyanın. Bölünmeden, yıkılmadan uyanın. Siyasileri ikaz edin, matbuatı ikaz edin, esnafı, tüccarı ikaz edin. Çılgınca, vahşice, merhametsizce eğlenen, fuhşa ve rezalete para yatıran zenginleri ikaz edin. Tutun yakalarından, Allah'ın hesabını şimdiden sorun onlardan. Çökmeden uyanın. Çökmeden memleket çıkın. Kendinize gelin. Yoksa boşlukta kalırız. Yoksa uçurumda bekleriz. Yoksa mahvoluruz kardeşlerim. Medeniyet namına bir şey kalmamıştır. Vahşi bir medeniyet, bombalı ve silahlı bir medeniyet, insana huzur değil terör veren, insana anarşi getiren, insanı kendi apartmanına mahkum eden,
gece insanların sokağa çıkamadığı memlekete vallahi medeni memleket denmez. Köşeyi döndükten sonra hangi bir gavurun kurşunuyla öleceğinden endişe eden bir topluluk, köşeyi döndükten sonra hangi teşkilatın kurşunuyla karşı karşıya geleceğinden endişe eden bir toplum, medeni toplum olamaz. Kandırmasın politikacılar bizi, kandırmasın dışarıdan gelenler bizi. Belediye otobüsüne bir semtten bir semte giden dolmuşlara, insan taşıyan dolmuşlara ve belediye otobüslerine namuslu bir kadının binemediği memleket medeni memleket değil. Var mı bir namuslu kadın binecek bu dolmuşlara? Öyle bir facia, öyle bir vahşi bir manzara görünümü var ki dolmuşlara, bizim insanlarımızı taşıyan dolmuşlara içeride nefes alamıyorsunuz vallahi, nefes alamıyorsunuz. Güç kıta insanlar, üst üste insanlar, bu bizim insanların dolup taştığı dolmuşlara Avrupa'da